Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ağırlık merkezi ile ilgili soru çözümümüzü yapıyoruz. Evet, birinci sorumuza bakıyoruz. Özdeş kare levhalardan oluşturulmuş bir cisim şekildeki gibi iki farklı durumda dengededir. İplerde oluşan gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri oranı T1 bölü T2 kaçtır demiş. Çok harika. Şimdi sevgili gençler, burada şu iki arkadaşın, pardon, şu iki tane arkadaşın ağırlık merkezi tam burada 2P olarak ifade edilsin. Burada da 1P'miz var. Şuradaki tek başına şu arkadaşı aldım. Şimdi 2P çarpı 1 artı P çarpı 1 yarım bölme, 1 bölme daha 1,5, yani 3 bölü 2 eşittir. T1'in buraya olan dik uzaklığı ne kadar? O da 3 bölü 2. T1 çarpı 3 bölü 2 diyorum. Dolayısıyla 2, 4, 7 P bölü 2 eşittir 3 T1 bölü 2 olmuş oldu. Yani T1 dediğim arkadaşım 7 P bölü 3 şeklinde karşıma çıktı. Şimdi buraya bakıyorum. Şuradan 2 P'miz var. Şuradan da 1 P'miz var. Tabii ne yapıyorum bakın arkadaşlar? Desteğe göre tork yazıyorum. P çarpı 1 bölü 2 P çarpı 1 bölü 2 artı 2 P çarpı 1 eşittir T2 çarpı 3 bölü 2. Buradan ne gelecek arkadaşlar? 5P bölü 2 eşittir 3T2 bölü 2. Bölü 2'ler gitti. T2 dediğim arkadaşımda ne oldu? 5P bölü 3 olmuş oldu. Oranladım bunları. Bölü 3'ler gitti. P'ler gitti. 7 bölü 5 şeklinde ne yapmış olduk? Sorumuzun cevabına ulaşmış olduk. Yani cevabımız 7 bölü 5. Yani A seçeneği olmuş oldu. Evet, diğer bir sorumuza bakıyoruz. Eşit bölmelere ayrılmış homojen kare levhanın ağırlık merkezi O noktasıdır. Levhanın taralı parçaları kesilip atılıyor. Buna göre işlemlerinden hangileri yapılırsa levhanın ağırlık merkezi yine O noktası olur. Arkadaşlar, bu işlemin yapılabilmesi, yani bu işlemin sonucunda ağırlık merkezinin değişmediği için ya simetrik bir parça çıkarmalıyım ya da çıkarttığım bu iki parça, mesela bunun simetriği bu ama bu arkadaşın simetriği buradaki parça yok. O zaman şöyle ikisinin ağırlık merkezine bakıyorum. Bu ikisinin ağırlık merkezi sayın arkadaşlar nerede olmalı? Tam şu noktada olmalı. Dolayısıyla L ve M parçalarını çıkarmam ağırlık merkezinin yine O noktası olmasını sağlar. L ve M olabilir. K ve P. L ve M olabilir. K ve P olur mu? Aynı şekilde gençler, K ve P'nin ağırlık merkezleri de burada olduğu için K ve P parçalarını çıkarmakta olur. N ve P olur mu? Hayır arkadaşlar. N ve P olur. Ama ne olur? Dengede kalmasını sağlar. Ama ağırlık merkezinin O noktası olmasını sağlar. Çünkü şöyle düşünün. O'nun aşağısından 3 parça çıkarmışım. Yukarıdan 1 parça çıkarmışım. Yukarısı dağar. Ağırlık merkezin bir miktar yukarı kayacak. N ve P olmaz zaten. Yani dengede kalmasını sağlar ama ağırlık merkezinin yeri değişir. Benden istediği şey ağırlık merkezinin aynı kalması. Dolayısıyla sorumuzun cevabı D seçeneği olmuş olur. Evet, düzgün türdeş üçgen levhaların birleştirilmesiyle oluşan levhanın ağırlık merkezi neresidir? Şimdi gençler, 1, 2, 3, 4 tane bakın dik üçgen var burada. Tam buradan 1, 4 P'miz var dedik. Yapıştırdık. Daha sonra şurada ise neyimiz var deriz arkadaşlar? Aynı üçgenden 2 tane var. 2P diyelim. Şimdi buralar bakın A, 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 A olsun. Bir bölmeyi kaça böldüm bakın gençler? Şuradaki bir kare bölmeyi 4'e böldüm. O zaman burası da 2A'ya 2A diyebilirim. Şimdi 4'e 2. Bakın gençler, 2'den 4 git. 2 çarpı 4 8. 4'ten 2 git. 8, yani arkadaşımın ağırlık merkezi M noktasıdır. Yani yaptığım şey 4P çarpı 2 eşittir 2P çarpı 4 demek. Ve M noktasından toplamda 2 artı 4'ten toplam 6P'lik bir ağırlık olduğunu ifade edebilirim. Aynı levhadan kesilmiş düzgün ve türdeş X, Y ve Z levhaların birleştirilmesiyle oluşan şeklin ağırlık merkezi nerededir demiş. Aynı levhadan kesilmiş düzgün. He, noktalar arası uzaklık eşittir demiş. Güzel. Şimdi gençler, burada şöyle A, 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 A diyelim. Bakın burada X'in kenar uzunluğu Y'nin ki ve Z'nin kinin iki katı olmuş oluyor. Şimdi bunlar levha olduklarına göre bunların alanlarını
bulabilirim. 2A çarpı 2A'dan burası 4 gelecek. Şu arkadaşım 1 çarpı 1'den 1. Bu arkadaşımın 1 çarpı 1'den 1 gelecek. Tamam. Şimdi 1 ile 1. Bu ikisi nereden oldu gençler? Tam ortadan 2 oldu. Yani X ve Z'nin ağırlık merkezini bulmuş oldum burada. 2 şeklinde P noktasından. Ve bu uzaklığın da A olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bunlar eşit olsaydı gençler, 4 ile 2 eşit olsaydı tam ortadan olacaktı. Ama 4 daha büyük olduğundan dolayı ne yapacak? 4'e daha yakın olacak. Peki L noktası olabilir mi hocam? Hayır. L noktası olursa da bu çok büyük olur. Dolayısıyla L, M arasındadır. Ama şöyle yapabilirim gençler. 4 çarpı X eşittir. Ağırlık merkezim şurada bir yerde dedim. Buraya X dedim. 4 çarpı X eşittir. 2 çarpı 1, 2, 3, 4A eksi X dedim. Hop hop götürdüm. 2X eşittir. 4A eksi X. Karşıya attım. 3x eşittir 4a. Dolayısıyla x eşittir 4a bölü 3 şeklinde karşıma çıktı. Yani 1'den birazcık büyük. Yani lm arasında olduğunu buradan da ne yapmış oldum? Bulmuş oldum sevgili gençler. Eşit bölmeli. Eşit bölmeli. Kare levhanın ağırlık merkezi o noktasıdır. Buna göre... Pardon arkadaşlar. Buna göre K ve L parçaları çıkartılırsa ağırlık merkezi eksi Y yönünde. K ve L. K ve L parçaları. Şimdi gençler K ve L parçaları tam eksi Y olmuyor. Bir de bunun X'i de olmak zorunda. Çünkü şey var. Ağırlıkları tam o X'leri birbirini dengelemediğinden dolayı eksi Y yönünde yer değiştirmiştir. Yanlış olur. K ve M parçaları çıkartılırsa ağırlık merkezi eksi Y X yönünde yer değiştirmiş olur. Aynı şekilde burada y'lerimiz aynı. Y'lerimiz aynı gençler. Ama bu daha yakın olduğu, bu daha uzak olduğu için bir miktar eksi x yönünde hareket edeceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Hocam K ve L'de niye olmadı bu? Arkadaşlar K ve L'de olmaz. Çünkü bu adamların x'leri farklı. Ama K ve M'de baktığımda artı y'den eksi y'den, yani y'leri birbirini dengeleyecek şekilde yapmışım. Ama buradaki artı x daha uzakta olduğu için ağırlık merkezin bu tarafa doğru gitmeli. 2 doğru. M ve N parçaları çıkartırsa artı y yönünde yer değiştirir. Aynen bu ikisinin ağırlık merkezi burada. Buradan çıkarınca yukarı doğru gidecek. Dolayısıyla 3. öncülüm de doğru olmuş oldu. Sorumuzun cevabı E seçeneği olmuş oldu. Sevgili gençler. Evet. Şimdi bakıyoruz, düzgün türdeş bir levhadan kesilen x, y ve z cisimleri k, l, m, m noktalarından şekildeki gibi asılıyor. Buna göre x, y, z cisimlerinden hangileri serbest bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalır diye sormuş bana. Şimdi gençler şuradan bakıyorum, 2p var. Burada 1, 2, 3, 4p var. 2p çarpı 1, 4p çarpı 1 bölü 2 kaldı. Şimdi şu 4 parçanın ağırlık merkezi zaten burada. Tam ortada ipin uzantısından geçiyor. Buradaki bir parça, buradaki bir parça. Bakın soldaki şu parçamız daha uzakta olduğu için bu böyle dönecek ve dengede kalamayacaktır. Şuraya bakıyorum. 1, 2, 3, 4 parçamız tam ipin hizasında. Gene buradaki bir parça, buradaki bir parça. Bu bir parça daha uzak olduğu için dönecek. Dolayısıyla sorumuzun cevabı ne olmuş olacak sayın arkadaşlar? Sadece x olmuş olacak. Evet, düzgün türdeş x, y, z levhalarının perçinlenmesiyle oluşturan levha şekildeki gibi dengede kalıyor. O halde gençler hemen ne yapacağım? Şöyle yapacağım. Şuradan mx çarpı g var. Şuradan my çarpı g var. Şuradan da mz çarpı g var. Şimdi tork alıyorum ipe göre. X çarpı 1 eşittir y çarpı 1 artı z çarpı 2. Dolayısıyla x eşittir my artı 2mz demiş oluyorum. Dolayısıyla mx büyük. My kesinlikle, mx büyük, mz kesinlikle. Şimdi bakalım neler demiş bana. X'in kütlesi y'ninkine eşittir. Yalan. X'in kütlesi z'ninkine eşittir. Yalan. Y'nin kütlesi z'ninkine eşittir. Bu olabilir. Kesinlikle yanlıştır diyor. 1 ve 2. X'in kütlesi hem y'den hem z'den büyük olmak zorunda idi.
Evet, özdeş 5 metal çubuğun birleştirilmesiyle oluşan aşağıdaki cisimler oluşturulmuştur. Cisimlerin hangisi ya da hangileri şekildeki gibi dengede kalabilir? Şimdi tek bir parça, bakın ipi uzattınız gençler. Sağ tarafında bir parça, sağ tarafında bir parça. Şunları dengeleyecek bir şey yok, kalamadı. İki parça, iki parça, iki parça, bakın. Burada şimdi bu dengede kalabilir. Neden? Çünkü iki parçanın ağırlık merkezi burada ama bir parça, bir tane daha var. Yani burada bir denge sağlanabilir. Şu zaten önemsiz. Bununla bu dengeledi birbirini. Bununla da bu dengeledi. Dolayısıyla üçüncü öncülüm de dengede kalabilir diyebilirim sevgili arkadaşlar. Evet, bu sorumuza bakıyoruz. Aynı düzlemdeki x, y, z cisimlerinin ortak kütle merkezi O noktasındadır. Buna göre mx bölü my oranı kaçtır demiş. Şimdi sevgili gençler şöyle bir tık 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 birleştirelim. Şimdi bu üçünün ağırlık merkezinin burası olması için x ile y'nin ağırlık merkezinin şu noktada olması gerekmekte. Ki z ile birleştirince burası olsun. Bakın x'ten iki köşegen, y'den iki köşegen gitmişim. X'ten 3 köşegen gitmişim. O halde mx bölü my oranım 2 bölü 3 şeklinde karşıma çıkar. Yani buna 3m dersem, buna 2m derim. Bu arkadaşıma da 5m derim. Hatta ve hatta. Evet. 3m, 2m, 5m derim. Neden? Çünkü x ile y'nin koordinatını aldığımda burada bir 5m'im olduğunu söyleyebilirim sevgili gençler diyoruz. Ve burada soru çözüm videomuzu noktalamış oluyoruz. İyi çalışmalar sayın AYT tayfa. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar diliyorum.